Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu nihai bildirisi Antalya 22 Haziran 2021. Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci katılımcısı tarafların meclisleri Güneydoğu Avrupa'daki gelişmeler ile yakın işbirliğinin zorluk ve fırsatlarını değerlendirmek üzere Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin parlamentolar arası boyutu olarak 22 Haziran 2021 tarihinde Antalya'da düzenlenen genel kurulda bir araya gelmişlerdir. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği'nin kuruluş belgesi olarak 2000 yılında Bükreş'te imzalanan iyi komşuluk ilişkileri, istikrar, güvenlik ve işbirliği şartı ile kabul edilmiş ilkelere bağlılıklarını teyit ederek Güneydoğu Avrupa İşbirliği'nin temel ilkeleri olarak bölgesel dayanışma ve kapsayıcılığı vurgulayarak bölgenin en kapsayıcı platformu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği'nin 25. kuruluş yıl dönümünü memnuniyetle karşılayarak bölgesel işbirliği açısından temel bir siyasi zemin ve Güneydoğu Avrupa'da güvenlik, istikrar ve refah açısından bir etken olarak Güneydoğu Avrupa İşbirliği'nin öneminin altını çizerek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin bütün Güneydoğu Avrupa İşbirliği ülkeleri Parlamenter Asamblesi katılımcıları arasında yapıcı diyalog, güven ve karşılıklı saygıya dayalı olarak üstlendiği benzersiz görevi vurgulayarak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Parlamenter Asamblesi'ni bölgesel işbirliğini geliştirmeye hizmet edecek öncü bir bölgesel parlamenter teşkilat mertebesine eriştirmeye yönelik kararlılığımızı yineleyerek Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci Parlamenter Asamblesi'nin münferit katılımcılarının mevcut taahhütleri ve amaçlarına bağlı olarak bölgenin Avrupa-Atlantik entegrasyonuna ve Avrupa Birliği'nin genişlemesine yönelik kararlılığının altını çizerek Güneydoğu Avrupa'daki bütün ekonomilerin ortak geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğunu vurgulayarak Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci Parlamenter Asamblesi'nin katılımcılarının Avrupa Birliği'ne katılım süreçlerinin hızlandırılmasının öneminin en büyük öncelik olması gerektiğini kaydederek Güneydoğu Avrupa bölgesindeki beyin göçü, bağlantılılığın az gelişmişliği ve göç yönetimi de dahil olmak üzere ortak zorlukların müşterek gayret gerektirdiğinin bilincinde olarak Avrupa entegrasyonu ve ortak sorunların üstesinden gelinmesi sürecinde Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci Parlamenter Asamblesi'nin önemli konumunu vurgulayarak bölgenin potansiyeline erişilebilmesi için anahtar olarak Güneydoğu Avrupa dayanışmasının önemini teşhis ederek parlamenter diplomasinin barış ve güvenliğe katkı sağlayan diyalog kanalları tesis ettiğine ve küresel sorunlarıyla baş etmede hayati bir rol oynadığına samimiyetle kani olarak bölgesel sorunların aşılmasına yönelik mevcut çalışmalara katma değer sağlamak amacıyla Ankara'nın Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci dönem başkanlığında belirlenen öncelikleri memnuniyetle karşılayarak Güneydoğu Avrupa 2030 stratejisinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin ve 2030 gündeminin uygulanmasını daha ileri bir noktaya taşımak açısından bölgesel nitelikte bir gayret olacağını, ekonomik büyüme, gelir dağılımı eşitsizliği, yoksulluk, beyin göçü, nüfusun azalması ve hayat kalitesini belirleyen temel hizmetlere erişim ile ilgili ivedilikle ele alınması gereken sorunların çözülmesine katkı sağlayacağını nazara dikkate alarak, göçmenlerin bireysel ve sosyal refahlarının korunmasına yönelik taahhütlerimizin bilincinde olarak, COVID-19 küresel salgınının yakın tarihte büyük bir sınama olduğunu ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci katılımcıları da dahil olmak üzere hiçbir kimsenin salgının etkilerinden muaf olmadığının altını çizerek ve hükümet makamlarının geniş çaplı veya acil müdahale gerektiren sorunları çözebilme imkanlarını arttırmak üzere hem ikili hem çok taraflı mekanizmalar bağlamında uluslararası işbirliğini güçlendirmenin önemini vurgulayarak küresel salgının uluslararası işbirliği ve kurumlar açısından ne tür zorluklara neden olduğunun ve kurulu dünya düzeninde hızlı bir şekilde yapısal değişikliklere yol açacak korumacılık, tek taraflılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık gibi sorunları daha da derinleştirdiğini farkında olduğunu ifade ederek, salgın mağdurlarıyla en içten şekilde dayanışma gösterildiğini ifade ederek, salgının neden olduğu sorunların
ve sonraki yıllara yönelik etkilerinin aşılması için doğrudan ve net bir şekilde uluslararası iletişim kurulmasının kilit rol oynayacağına dikkat çekerek aşağıdaki hususları beyan eder. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi katılımcıları 1. Güneydoğu Avrupa bölgesindeki halkların istikrar, refah ve esenlik düzeyinin daha da arttırılması konusunda Güneydoğu Avrupa İşbirliği ve İşbirliği Süreci ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi'ne önemli bir görev düştüğünü iğneler. 2. Bölgenin temel dayanak noktası ve motivasyon kaynağı olması hasebiyle Avrupa Birliği'nin genişleme sürecini devam ettirmesi için teşvik eder. 3. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci parlamentolarının Avrupa Birliği katılım süreçlerindeki rolünü tekrar teyit eder. 4. Güneydoğu Avrupa'daki bütün paydaşların bölgesel meseleleri en üst düzeyde ele alabileceği siyasi diyalog ve istişare platformu olarak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin üstlendiği benzersiz rolün altını çizer. 5. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci katılımcılarına uluslararası işbirliği ve ortak sorumluluk ilkeleri çerçevesinde karma göç konusunda tutarlı ve eşgüdümlü bir müdahale planı geliştirmeleri tavsiyesinde bulunur. 6. İnsanların hayatını doğrudan etkileyen ortak bölgesel sorunların ele alınmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırması için katılımcıları teşvik eder. 7. Mevcut sorunların üstesinden gelmek adına yapılan çalışmalara her anlamda destek olmak üzere çeşitli alanlarda iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılmasına destek olmayı taahhüt eder. 8. Güneydoğu Avrupa 2030 stratejisine ve hedeflerine yönelik desteğini yineler. 9. Küresel sorunların küresel müdahaleler gerektirdiğine ve parlamenter düzeyde dahil olmak üzere her düzeyde uluslararası işbirliği ve eşgüdümün önemli bir değer olduğunu vurgular. 10. Bölge içi işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmenin bölgenin sorun çözme becerilerini arttıracağının ve yaşanan krizlere hızlı çözümler bulunmasını sağlayacağının altını çizer. 11. Güneydoğu Avrupa işbirliği sürecini katılımcılar arasında daha güçlü ilişkilerin ve dayanışmanın sağlanması adına daha ileri düzey ve kalıcı işbirliği mekanizmaları geliştirmesi konusunda teşvik eder. 12. Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin faaliyet kolu olarak Bölgesel İşbirliği Konseyi'ne, Güneydoğu Avrupa'da bölgesel işbirliğinin bütün bölgeyi kapsayacak şekilde geliştirme çağrısında bulunur. 13. İkili anlaşmalarla karşılıklı olarak tanınacak aşı karneleri gibi yenilikçi çözümler ve mekanizmalar sayesinde uluslararası yolcu taşımacılığı ve turizmin önünün açılması konusunda muhtemel işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi için katılımcıları teşvik eder. 14. Katılımcılarca geliştirilen aday aşıların klinik çalışmalarına ev sahipliği yapılması da dahil olmak üzere aşı geliştirme konusundaki işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi için ilgili makamlara tavsiyede bulunur ve salgını kontrol altına almak üzere işbirliklerini ve dayanışmalarını güçlendirmeye davet eder. 15. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında halk sağlığının korunması ve güvenliğinin sağlanması adına ihtiyaç halinde aşı da dahil olmak üzere gerekli bütün tıbbi malzemelere eşit erişim imkanı sağlanması konusunda ilgili makamları davet eder. 16. İlgili makamlara doğal afetler karşısında bölgesel işbirliği ve hızlı müdahale kapasitelerini geliştirmeleri çağrısında bulunur. 17. Katılımcılar Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi'nin daimi sekreteryasının halen kurulamamış olmasını not ederler. Bu meselenin ilgili çalışma esaslarına uygun olarak yapıcı ve verimli bir şekilde çözülmesi için çalışmalarına devam edeceklerdir.